Osmanlı ordusu bu dönemde iki kısma ayrılırdı. Kara ordusu ve deniz ordusu şeklinde. Kara ordusu kendi içinde üç kısma ayrılırdı. Kapıkulu askerleri, Eret askerleri, yardımcı kuvvetler şeklinde. Kapıkulu askerleri kendi içinde iki kısma ayrılırdı. Kapıkulu piyadeleri, Kapıkulu süvarileri şeklinde. Eyalet askerleri kendi içinde iki kısma ayrılırdı. Tamarlı süvariler ve diğer kuvvetler şeklinde. Bir de kara ordusunun üçüncü kısmında yardımcı kuvvetlerdi. Bu da bağlı beylik ve devletlerin gönderdiği askerlerdi. Kapıkulu askerleri kendi içindeki Kapıkulu piyadeleri, Kapıkulu süvariler kısmı vardı. Kapıkulu piyadeleri kısmı Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı şeklinde, Kapıkulu süvarileri, sipahiler, silahtarlar şeklindeydi. Eyalet askerlerinin ikinci kısmı olan diğer kuvvetler yayalar ve müsellemler, akıncılar, azaplar şeklindeydi. Yayalar, müsellemler Osmanlı ilk düzenli askeriydi. Akıncılar ise Osmanlı'nın en seçkin savaşçılarından birliklerindendi. Düşman ülkelerine akınlar, operasyonlar yaparlardı. Azaplar da yine Akıncılar ve Yeniçeriler kadar olmasa da Osmanlı'nın seçkin birliklerindendi.